Merhaba arkadaşlar. Bugün bir çantamda ne var videosu çekmeye karar verdim. O zaman hemen videoya geçmek istiyorum. Çantamda ne var videosu çekmek için çok gereksiz olacak ama bir tane çantaya ihtiyacım var. Vay canına, çok değişik değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Bir tane çanta, tabii ki normal olarak. Ben bu çantayı günlük hayatımda çok kullanıyorum. Çünkü her şeyim sığıyor ve güzel de bir çanta. O zaman hemen ben çantanın içindekileri anlatmaya başlayayım size. Bir tane böyle bir not defteri. Böyle bu not defterinin kalemi de var. İçini hemen size göstermek istiyorum. Bu da böyle post-itler var. Bir tane de böyle işte küçük. Ya bunun adı aslında post-it mi tam olarak emin değilim. O yüzden bu kız nasıl buna post-it diyor falan demeyin. Çünkü şu anda adını çok iyi bilmiyorum. Yani post-it diye hatırlıyorum. Neyse. Böyle bir tane de böyle kalemi var. Böyle içini tekrar göstereyim. Çizgili kağıt. Böyle buraya da ideal bir yine defter. Buraya da bütün notlarımı alabiliyorum. Bunun dışında böyle flamingo desenli yine bir defterim var. Bu kız manyak mı? Niye iki tane defter kullanıyor diyecek olursanız hemen cevaplayayım. Evet, bu kız manyak. Cevabı bu. Çünkü başka şekilde ifade edemem ben nasıl iki tane defter kullandığımı. Aslında o kadar da manyak olduğumu düşünmüyorum. Çünkü burada şeyler aylar ve günler yazıyor. Ben buraya mesela çabuk değişiklik olursa mesela burada bir tane atıyorum programım yazıyor. Ama mesela son anda o program değişti. Üstünü çizip yazmak için. Çünkü eğer yanımda bu defter bulunmuyorsa ben eski programı hatırlayacağım ve onu uygulamaya çalışacağım. Bu yanlış bir şey olur. Böyle biraz anne gibi konuştum ama neyse. O yüzden de ben burada son an değişiklik yapmak için şimdi diyeceksiniz bu kız boş mu? Bir tane bile programı yok diyeceksiniz. Nereden anladınız bunu? Çünkü böyle hiçbir şey yazmıyor. Evet, biraz boş bir insanım. Aslında kendime de haksızlık etmek istemiyorum. Bu defteri yeni aldım. Yeni buldum diye. Bu defter için boş. İnşallah dolacak. İnşallah yani bilmiyorum. Burada da not kısmı var. Buraya yine not alınabilir ama ben not almak için daha çok bu defteri kullanacağımı düşünüyorum. Neyse, defterler bitti artık. Rahatlayabilirsiniz. İki tane defter yeter. Daha fazla artık abartı olur diye düşünüyorum. İki tane bile abartı aslında. Neyse, bir tane tarak. Böyle güzel bir desenli. Mavi ve pembe, turuncumsu bir renk. Bunu da yine çok sevdiğim bir tarakı da. Böyle saçlarım çok fazla karışıyor benim ince telli olduklarım için. Çok çabuk karıştığı için de kötü bir görüntü olduğu için de. O yüzden de ben de saçlarımı kolayca açabilmek için tarağı kullanıyorum. Neyse. Bir tane telefon. Çok ilginç. Çantamda telefon bulunuyor. Oo ya. Bak, çok farklı bir şey. Bu telefon kabımı çok seviyorum ben. Çok şirin bence. Neyse. Bir tane şarj aleti. Telefonumun şarjı çok biterse diye. Hemen anında priz bulduğumu böyle koyuyorum. Böyle çıkartıyorum sonra. Hani şarj olduktan sonra çıkartılır ya hani. O bakımın. Neyse o bakımda. Heh, konuştum. Bir tane de böyle bir tişört. Şimdi bu kız deli mi? Niye yanında bir tişört bulundurur bir insan? İyice olursanız böyle yaz aylarındayız malum. Çok çok hava sıcak olduğunda hemen değiştiriyorum, rahatlıyorum. Değiştiriyorum, rahatlıyorum. Anında bir ferahlık hissediyorum. Neyse, bu da kalkıyordum. Onun dışında bir tane böyle parfüm bulunduruyorum. Böyle mesela kötü falan koktuğunda şu anda mesela sıkıyorum. Size de bir fıstıklayayım. İşte böyle kötü koktuğumda falan sıkmam için güzel koku versin diye bunu kullanıyorum. Aslında daha çok kötü koktuğumda değil, güzel koku versin diye insanlar parfüm kullanır. Ama ben işte terle bu karışınca daha da kötü bir karışım ortaya çıkarır. Ama benim işte yani konuşma tarzıma verin artık. Çantamda bir tane cüzdan var. Çok farklı olarak. Kimse çantasında cüzdan bulundurmaz. Ama ben deliyim. O yüzden cüzdan bulundururum çantamda. Neyse. Böyle bir cüzdan. Dörtgen. Bunu da çok kullandığım bir cüzdan. Tercih ettiğim bir cüzdan. Böyle aslında kartlar var. Şimdi bu kızın nasıl kartları var, kredi kartları falan var diyecek olursanız da bu benim annemin falan eski kartlarını koyuyorum. Yani aslında çöp kartlar bunlar. Ama ben yine öyle sevdiğim için
kullanıyorum. Bu kartlardan sadece 3 tanesini kullanıyorum. O kullandığım üçünü de size o zaman anlatayım. Biri H&M kartı. Bunun içine para yükleyerek alışverişinizi buradan da yapabiliyorsunuz. H&M'den böyle bir kart. Bu Penti kartını evde birkaç gün önce buldum. Bu da yine böyle bir kart. İnşallah geçerlidir. Yani 100 yıl öncesinden kalmamıştır da kullanabilirim. Ve son olarak bir tane Carrefour kartı. Carrefour kartı ne işe yarıyor diyecek olursanız, Carrefour kartınız var mı diye soruyorlar. Var deyince de indirim alıyorsunuz. 2-3-4 lira neyse artık neyse. Bu da yine böyle bir cüzdan. Bir tane dudak kremi. Nivea'nın. Bu dudak kremi artık öldü çünkü parmak soka soka bitti. Bir tane saç tokası. Ter falan diye. Hatta şimdi de bitiyor bizim seçimleri. Bakın ne kadar gerekli oluyor. Çantamız da maske gidiyor. Güneş gözlüğü de tabii ki gözlerim kırışıyor. Aslında bu yaşta ne kırışması diyecek olabilirsiniz ama gözler çabuk kırışıyor. Bunu engellemek için bir tane güneş gözlüğü çok değerli bir fikir. Bir tane yine dudak kremi. Ben bunu şu anda görüyorum. Yine böyle içi. Çok güzel. Çok da güzel kokuyor. Siz tabii şu anda kokusunu anlayamıyorsunuz ama gerçekten çok çok güzel kokuyor. Bir tane de beyaz oje. Böyle arada canım oje sürmek ister. İşte duvarları ojeyle boyamak isterim. Ağaçların dalları kötü görünür de boyamak için bir tane de oje kullanıyorum. Çimenler falan da mesela yeşil yeşil içimi karartıyor. İşte bununla boyuyorum. Neyse şaka bir yana artık bilmiyorum biraz komik mi esprilerim değil mi? Ona siz karar vereceksiniz. Şu anda gülüyorsanız komik demektir diye düşünüyorum. Gülmüyorsanız da ne yapalım artık. Neyse yine bir tane beyaz bir oje. Böyle mesela eğer o anda oje, yani şu anda beyaz rastgele. Çantamda yine buldum bunu. Mesela beyaz oje sürüyorsam çıkmışsa falan böyle çıkmış görünür. Yarısı normal tırnak falan görünür diye onu kapatmak için kullanıyorum. Ve onun kötü görünümünü kapatmak için de yine oje kullanıyorum. Evet, çantam artık boşaldı, bitti. Böyle artık içinde hiçbir şey yok. Bir saniye hemen içine koyayım ve artık videonun sonlarında ne söyleyeceğimi siz de biliyorsunuz. Ama ne yapayım, gerek yok. Benim için de sizin için de. Şimdi bir saniye hemen konuşmaya başlayacağım. Kusura bakmayın. Beklettim biraz. Evet, çantamın içine de koydum. Şimdi artık söyleyeyim. Arkadaşlar, çok farklı bir video kapanımı olacak ama videomu beğendiyseniz orada bir tane altta beğen tuşu olması lazım. Ona lütfen basın. Bir de bir şey daha istiyorum lütfen. Mağdur görün beni. Abone de olmayı unutmayın. Hem sizin için hem benim için. Şimdi diyeceksiniz abone olmanın benim için ne faydası olabilir? Hemen söyleyeyim. Eğer abone olursanız, benim videolarımı seviyorsanız hızlıca size YouTube bildirimi yolluyor. Orada hemen görebiliyorsunuz yani mesela kanalın adını 2 saat YouTube'a girip de yeni video var mı diye kasmaya gerek yok hani. YouTube size söylüyor. İşte şöyle şöyle Star Çocuk TV yeni bir video koydu diye YouTube size söylüyor. Neyse. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Ben işte onları söylemiştim. Neyse o zaman. Bye bye.